Twitter kıbetesi yapılan Türkçe yama karşılığını alır mı? Sanmıyorum ama denemeyeceğimiz manasına gelmiyor. Change.org kısmı bence gereksiz bu arada. Change.org kısmı biraz yani... Yani şöyle söyleyeyim. Kağıda yazıp, kağıda havaya atıp, yakıp havaya atıp böyle 7-7-7 yapmamız daha çok işe yarar. Change.org'dan. Ama Tuna'nın tweet'i veya diğer insanların Bethesda'ya olan tweet'i etkili. O, o tür şeyler daha etkili. Change.org çok brah anı ama tweet çok etkili. Yani gerçekten etkili. Ha ben Gamescom'a şu yüzden gitmedim. Gamescom'a şu yüzden şey yapmadım. Eski tadı yok abi fuarların. Yani artık daha IT fuarı gibi. Ürün tanıtma fuarı gibi. Oyun tanıtmaktansa ürün tanıtma fuarları gibi. Ee, üzerine yani eskiden Gamescom'un en tatlı yanı oyunları ilk defa orada deneyimleyebiliyordun. Şu anda ben mesela dün akşam abi 9 ay sonra çıkacak bir oyunun deneyimini Cloud üzerinden yaptım. Artık şey yapmaya gerek kalmadı. Teknoloji öyle bir gelişti ki o konuda. Öyle fiziksel bir lokasyona gidip ee, ürünleri denemene gerek kalmıyor. Adamlar sana bir tane link atıyor. Linkten adamların ee, Kebekteki PC'sine bağlanıyorsun. Her boku oynayabiliyorsun kendin istediğin gibi. Yani çok çok basic Yok hiçbir şey linklemedim. 80 tamir edemezsiniz hiçbir şeyi Fiziksel canlı ortam her zaman daha zevkli olmaz mı? Öyle ama işte eskisi gibi değil abi e, Eskisi gibi değil ama price sonra olur bu şekilde. Olmuyor çünkü oyunu indirmiyorsun. Fuara gitmek tek amaç oyun denemek mi? Yani normal average insan için evet. Tek bir artısı var şu anda B2B kısmı, networking kısmı, insanlarla konuşma, tanışma hani bu şey gibi. Influencerların hepsinin bir aynı etkinlikte toplanınca birbirini uzun zamandır görmemesi gibi bir şey. Bir o keyifli olabiliyor. Freedom çekemezsin. Onları da şey yapıyorlar, kontrol ediyorlar. Bir o hani büyük bir artı ama yani o kadar da şey değil. Eskisine nazaran çok daha azaldı bence. Ben öyle düşünüyorum. Fuar olayı. Ben de çok şey yapmıyorum. Ne? Gamescom'da Starfield yok. Microsoft yok galiba bu sefer. Var mı? Emin değilim. Starfield vardı o zaman. Gerekirse bir kalabalık. E tabi kalabalık oluyor. Seni davet etmediler. Yo ettiler. Beni de Gamescom davet etmedi de direkt. iki tane firma davet etti. Ben reddettim. Ya yani ben gitmek istemedim. Gideydin. Abi dediğim gibi. Yani beni beni artık açmıyor abi, fuarlar. Ben, ben artık gerek duymuyorum. Yani şey olmadığı sürece. Yani fuar beni açmıyor. DLSS olayına bakacağım arkadaşlar. Daha bakmadım bakacağım. Doymuşluk sezdim. Evet kesinlikle doymuşluk sezdim. Aynen öyle. Yani ke kesinlikle bir gel yani orada yapılacak bir şeyim olsun bir fuar var turnuva falan olsa giderim. Ke kesinlikle. Bak birisi çok daha sonra bir turnuvadır bir şey olsa çünkü ben abi her şeyi yaptım. Gamescom'da yayın da yaptım ben. Yani hem Twitch için hem Fortnite için Gamescom'dan yayın yaptım hatırlıyorsanız. Hatta Fortnite'inkisi bayağı güzeldi. Birkaç tane kamera falan vardı hatırlıyorsanız. Yani onu yaptık. Ee, Twitch'in bootundan da yayın yaptık. Yani gürürken de yayın yaptık. Onların hepsini yaptım abi yaptım yani artık. Yani ne yapayım daha? Release olarak E3 kadar da. E3 öldü oğlum zaten. Gamescom bu arada daha büyük. Ee, Forza Motorsport'un. Hadi konuşmaya başlayalım şeyleri bir saniye. İlk önce Forza'dan başlayalım. Çok fazla konu var çünkü. Şimdi Aynen harbiden videonun oyun haber ajansına hoş geldiniz. Öncelikle Forza'dan başlayalım. Ee, Forza'nın ön siparişi açıldı. 10 Ekim'de çıkıyor oyun biliyorsunuz. Türkiye'de Steam'de 900 TL. Deluxe Edition'da 1100 TL olarak çıkıyor. Ee, spekleri de bu. Spekleri gayet iyi açıkçası. Ee, 1060 ve i5-8400 destekliyor. AMD'de de R5 1600 destekliyor. Hani gayet bayağı bildiğin e, ağım her şeyde çalışırım diyor. Ve 8 GB RAM'e ihtiyacınız var. O da hani 8 GB RAM bile muazzam bir şey. E, <laughs> recommended Spec olarak 11600 veya 5600 istiyor ki 5600 herkeste olan bir şey zaten. 2080Ti veya 6800X de istiyor. Büyük ihtimal 8 GB VRAM'den dolayı. Medium ve High bu arada bu ayarlar olarak da High olarak. O, o da iyi. Ee, i̇deal olarak da, Ultra olarak da yine işlemci olarak çok fazla bir şey istemiyor bu arada. Ee, 11700 veya 5008 istiyor ama ekran kartı olarak 4080 istiyor. Daha çok VRAM istiyor yani. Olay VRAM. Ee, büyük ihtimalle 4K'da büyük ihtimalle. Ee, gayet. İyisi pekler açıkçası. İşte minimumda hangi kaç, FPS kaç çözünürlük bilmiyoruz ne olduğunu. Keşke yazsalar. Keşke yazsalar. Ondan sonra asıl olaylara gelelim. Abi bugün olaylar karıştı. Ben sabah kalktım yemin ediyorum iftara kalkmış dede gibi yani 8'de kalktım. Sabah operasyonu yapmış abi Microsoft. Ee, Microsoft sabah operasyonu oldu sabahın köründe tam böyle ne oluyor falan diye böyle bir uyandım. Olay karıştı. İngiltere'deki e, tabii ki de bu şey anlaşması var biliyorsunuz. Activision Blizzard anlaşması hala İngiltere'de araştırılıyor. Onun davası devam ederken yeni bir başvuru daha yapmış. O dava devam edecek arkadaşlar bu da bilmiyorsanız. Ama İngiltere'deki rekabet kurulu olan başvuru devam edecek. Fakat ikinci bir başvuru daha yapmışlar. Ee, bu başvuruda şu oluyor: Microsoft, Activision Blizzard'ın cloud kısmını ayırıyor. Ee, bu kısmını tamamen Ubisoft'a satıyor. Activision Blizzard'ın cloud sistemini Ubisoft yönetecek, ee, Ubisoft idare edecek ve bu arada kötü bir şey değil bu. Şu yüzden kötü bir şey değil. Ubisoft cloud'da gerçekten buzdolabı dahil her ürüne çıkartıyor. Bütün dünyada Bu oyuncular için pozitif bir şey açıkçası Ki dediğim gibi yani harbiden adamlar yani Her şeye çıkardı arkadaşlar yani Lunada bile şey var Cloud'u var Ve bir tane bir şey daha oldu. Aynı zamanda Ubisoft Plus'a bugünden itibaren, bugünden değil de önümüzdeki günlerden itibaren Ubisoft Plus'a da Activision Blizzard oyunları gelecek. Bu anlaşma bittiği anda, Microsoft satın aldığı anda e, Ubisoft Plus'a Activision Blizzard oyunları streaming'le gelecek bu arada. Şey olarak değil, normal olarak değil. Eee hepsi. Activision Blizzard'ın gelmiş ve gelecek. Bütün oyunları streaming'le Ubisoft Plus'ta olacak. Bu arada zaten Game Pass'te olacak bunlar. Streaming olarak Ubisoft Plus'ta olacak. Biraz karışık. Ya elinde sonunda şöyle olacak. Yine ben çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Hani Game Pass Ultimate alırsanız büyük ihtimalle hala streaming bile olsa, XCloud bile olsa oynayabileceksiniz büyük ihtimalle de. Ee, çok bir sıkıntı olmaz. Oyunun kendisi Game Pass'te olacak. Cloud olarak Game Pass şeyde Ubisoft Plus'ta olacak. Ama çok büyük ihtimalle anlarındaki anlaşmadan dolayı Game Pass altımıtımız varsa Ubisoft Plus'taki Activision Blizzard oyunlarını oynayabileceksiniz gibi olacak. Bence. Ama o, o kısmına bakarız. Yani böyle bir olay var. Tam böyle hani sabah operasyonu yapıldı. Ee, lan ne oluyor anıydı biraz PlayStation Nova da gelecek o zaman onu bilmiyoruz Bir o var Böyle bir olay var abi Yani güzel bir anlaşma ee, Pozitif açık oyuncular için pozitif bir şey ben bunu negatif olduğunu düşünmüyorum Zaman gösterecek ki Ubisoft'ta Cloudda çevirme konusunda çok da deneyimli bir firma ee, 15 seneliğine bir anlaşma onu da söyleyeyim 15 seneliğine bir anlaşma. Ondan sonra şuraya gelmeden önce değil seslere bakmadan önce şeye bakalım. Abi bu üzücü. Zaten ama bunun geleceği çok belliydi. Zaten chatte de geçen günlerde falan konuşmuştuk. Ee, geçen günlerde de konuştuğumuz bir olay bu. Ee, ne yazık ki e getir Türkiye'ye dahil yani bayağı bir çalışanını e işten çıkaracakmış. 2500 kişi kadar şey yani yüzde on ne falan çıkaracakmış ee, ve bunların birçoğu da bunlar da kurye değil açıkçası bunların birçoğu e, menajer yazılımcı bilmem ne e, ya yani baya baya adam çıkacak e, çok büyümüştü çok e, yani getir şöyle açıklama yaptı sadece Türkiye'de kardaymış lan Türkiye dışında hiçbir açtığı hiçbir yerde karda değillermiş arkadaşlar. Hani bunlar aynı zamanda şu anda hani Avrupa'nın bir yerinde yer kapattı. Onu kapatmadan rağmen İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika'da hala açıklar. Ve bunların hiçbirinde de karda değillermiş Türkiye dışında. E, yatırımcılarla çok büyüdüler abi. Yatırımcılarla çok hızlı büyümeye çalıştılar ama Covid bitince tabii ki de yani hele hele Avrupa'da İngiltere'de çok zor bu yani bu öyle getir tarzı firmaların tutunması çok zor. Çok pahalı. Türkiye'de çok mantıklı çünkü Türkiye'de fiyat farkı o kadar fazla değil ama yurt dışında adam işinden gelirken 5 dakika uğruyor. Ve yani İngiltere'de hangi şirket olayı değil getir büyük ihtimalle İngiltere'de en çok tutulan ama insanlar öyle alışveriş yapmıyor. Fiyat farkı çok ve yani senin Tesco'nda, Sainsbury'inde daha fazla şey var. Getirme ücreti mesela 2 sterlin, 3 sterlin olunca abi 2 sterlin, 3 sterlin neler neler alırsın daha. Hani o, o, o şey yapıyor. Yani Avrupa'da ne yazık ki tutma karlı olabilme olasılığı çok zor. Yani gerçekten çok zor o yüzden tutmadı ne yazık ki şeyde. Yani zor. Herkesin arabası değil abi zaten evin dibinde bütün Tesco'lar, Sainsbury'ler. O yüzden böyle. Çok üzücü açıkçası. Elinde sonunda hani insanların işinden olması üzücü bir şey. O yüzden biraz feels bad man. Bu yeni bir haberimiz var. Size zaten çıtlatmıştım bunu. Ee, ayın başında. GeForce sınavı alacaksanız indirimde alın. Bir sebebi var demiştim. Ee, sonunda açıklandı. Bu, bu çok güzel. Bu zaten biliyorduk bunun geleceğini. Ne zaman geleceğini bilmiyorduk. Ee, ama zaten hani e, şeyde 24 e, Ağustos'la yani 2 gün sonra, Perşembe günü e, sonunda PC Game Pass oyunları GeForce Now'da oynanacak. E, resmi olarak artık çalışacak. E, hem Xbox Game Studio'ların hem Bethesda'nın oyunları artık direkt GeForce Now'da çalışır hale gelecek. Gayet de güzel. Ee, aynı zaman onun dışında Mountain Blade 2, Bannerlord, No Man's Sky gibi oyunlar da gelecek ki bunlar da biliyorsunuz Game Pass'te var. Bunlar da gelecek. Ee, gayet iyi. Hani e, hoş. Ya Türkiye'de evet hala 1060 problemim var bunun farkındayım ben de. Ee, zamanla gelişir. yani Türkiye'de abi Türkiye'de bu, bu, tür işler yapmak çok zor. Şimdi yani 3000 Türkiye'de getirsen Nasıl parasını karşılarsın o kısmı da var. Ya burada iki tarafa da bakıyorum. Mesela 3000 getirirsen fiyatını attırmak zorunda kalacaksın. Avrupa ile aynı yapmak zorunda kalacaksın. Türkiye Avrupa ile aynı yaparsan kim kullanacak Türkiye'de? Hani iki ucu boklu değnek abi. Çok yani üzücü. Ama yani elinde sonunda her türlü oynayan için... Yani o PC'si olmayan için GeForce'un elinde sonunda çok mantıklı bir şey abi. Çok mantıklı bir şey olduğu için hani o oyunu olmayan adam, PC'si olmayan insan veya çok yol yapan insan için çok mantıklı bir şey ve elinde sonunda bu da mantıklı. Ee, o yüzden beni de mutlu etti açıkçası. Ee, ve ya özellikle fiyat performans açısından şey çok iyi. Hem Game Pass herkes birçok kişi Türkiye'de 3 senelik Game Pass yaptı. 3 senelik yapmadıysa bile 1 senelik Game Pass yaptı. halihazırda hazırda inanılmaz bir oyun kütüphanesi var. Bunu bir de GeForce Now'la birleştirdiğin zaman inanılmaz iyi abi. Ya yani inanılmaz iyi. Direkt birleştir abi. Müthiş bir şey. Ya yani o, o yüzden inanılmaz çok güzel bir haber bence oyuncular için. Starfield mi GFN AMD sponsor bir oyun için gelir. Onu AMD ile o farklı şeyler.